Geçen haftaki dersin soru cevap bölümünde kan abdesti bozar diye bir açıklama yaptınız. Bu konuda yeni bir delil mi var? Açıklığa kavuşturur musunuz? Mehmet Türkmen sormuş. Yeni bir ayet miydi? Tabii Mehmet Bey çok dikkatli bir kardeşimiz. Sadece Mehmet Bey değil, burada çok sayıda arkadaşımızdan duydum. Kan abdesti bozmaz. Şimdi ayeti kerimede evce ahadun minkum minel gâid. Maide 6. ayette abdesti bozan şey olarak sizden biri tuvaletten geldiği zaman diye söylüyor Allahü Teala. Tuvalette yapılan büyük abdest, küçük abdest ve yenilenmedir. Abdesti sadece bunlar bozar. Peki kan abdesti bozarın delili ne? Hanefiler sadece kendi kitaplarında yer alan bir hadisi esas alarak, ki kimin rivayet ettiği de belli değil. İşte şöyle, el vudu'u min kulli de min sa'ilin, akan her kandan abdest gerekir diye bir hadis koymuşlar ki başka hiçbir kaynakta yok. Onunla bu fetvayı veriyorlar. Delili sağlam değil yani. Ayet-i kerime gayet güzel bir şekilde meseleyi açıklamış. Şafiiler de kadına dokunmanın abdest bozduğunu söylüyorlar. O da yanlış bir yorumdan kaynaklanıyor. Oradaki evlâ mestumun nisa var. Cünüplükle ilgili olarak geçen evlâ mestumun nisa ayet-i kerimesi var. Onun için şeyde orayı açalım. Maide'yi de yorumda hata yapmayalım. Yani onların görüşlerini nakletmekte hata yapmayalım daha doğrusu. Evce ahdun, mesela bu diyor ki ve in kuntum marda, hasta olursanız. Maide 6. ayet. Maide 6. ayet 107. sayfa. 107. sayfa. Ve in kuntum marda, hasta olursanız, ev ala seferin, ya da yolculuk halinde olursanız. Evce ahadun minkum minel gait, ya da tuvaletten gelirseniz. Bunlar hep ya da ya da ya da. Evla mestumun nisa'ya, da kadınlarla ilişkiye girdiyseniz. Felem tecidu ma'en, bütün bunların arkasından su bulamadıysanız. Feteyemmemu sa'idan tayyiben, temiz toprağa yönelin. Onunla teyemmüm edin. Yani abdest içinde, cünüplük içinde. Şimdi burada Hanefi Şafiilerin yaptığı gibi evlâ mes'ûm min nisaya, şöyle kadının eline dokunmak ya da vücuduna dokunmak gibi anlam verirseniz, o zaman cünüplüğe hiçbir şey kalmıyor. Yani cünüplük diye anlam vereceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Hepsi abdest bozulması oluyor. Halbuki teyemmüm hem abdestin yerine geçer hem gusülün yerine geçer. Şimdi bakın şöyle bir mana verelim. Yani Şafiilerin verdiği anlamda mana verelim. Şimdi ve in kuntum marda, hastasınız. Suyu kullanamıyorsunuz. Yani burada insan abdestsiz de olabilir, cünüp de olabilir, ayrı bir şey. İkisi de olabilir, mümkün yani. Cünüptür, su kullanamıyor, abdest alamıyor, hasta olduğu için yani. Ve in kuntum cünüben fattahharu diye, evet, orada şey yapıyor ayetin başında. Cünüpseniz iyice temizlenin diye. Ve in kuntum marda, hastaysanız, ev ala seferin, ya da yolculuk halindeyseniz, ki bütün bu hasta su bulur, kullanamaz. Yolcu su bulamayabilir, değil mi? Ya da su vardır, sadece içmeye yetecektir. Abdest, yani yıkanacak olsa susuz kalacaktır. Efendim, evce ahadun minkum minel gayet, ya da biriniz tuvaletten geldiyse, yani hasta da değil, yolcu da değil ama tuvaletten gelmiş. Tuvaletten gelen kişinin ne olur? Sadece abdesti bozulur. Ondan sonra evlâ mestûm min nisâ'ya, da kadına dokunduysanız derseniz abdesti bozucu şey olarak. Felem tecidu mâ en subûle, bulamadıysanız feteyemmemu sa'îden tayyiben, temiz toprakla teyemmüm edin. O zaman cünüplüğe hiçbir şey kalmıyor. Halbuki lâ mestûm min nisâ, kadınlarla ilişkiye girdiniz olmak zorunda ki teyemmümün cünüple de ilgili hüküm ifade ettiğini anlayalım.
Yani hani Şafiilerin kadına dokunmak abdesti bozar sözünün burada bir dayanağı yok. Zaten başka da bir dayanaklar yok, böyle bir yorum. Ama yanlış da olsa bir ayete dayanan bir yorumdur. Fakat Hanefilerin bu ayete dayanan hiçbir şekilde, bu Hanefilerin kan abdesti bozar sözü, sözünün bu ayette uzaktan yakından alakası yok. Yani öbürünün hiç olmazsa var yani. Yorumu yanlıştır deseniz bile. Dolayısıyla ne kadına dokunmak abdesti bozar, ne kan abdesti bozar. Abdesti bozan şey, tuvalete gittiğiniz zaman işte büyük abdest, küçük abdest ve yellenmedir. Burada İmam Malik'in çok güzel bir yorumu var. Kullanılabilir. İmam Malik diyor ki bu ayet-i kerimede tuvalete gidip gelebilecek durumlardan bahsediliyor. Ama kişi hastaysa, yani tuvalete gitmeden bazı kimseler sürekli gaz kaçırırlar değil mi? Engel olamaz. Bazı kimselerde idrar kaçağı olur. Engel olamaz. Bazı kimselerde de işte bağırsaklarında bir problem vardır. Kaçak olur arkadan. Diyor ki ayet normal durumlardan bahsediyor. Normal dışı durumlar demek ki abdesti bozmaz diyor. Ki İmam Malik'in bu görüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özürlerle ilgili hadislerine de birebir uyuyor. Bu görüşten yararlanılabilir.